Alo. Efendim. Efendim abi. Yaparız abi, yaparız. Ne zaman? Goli. Yok, hallederiz ya. Tamam. İş geldi. Abi iş geldi. Neyse. Ne işi? Yeni iş geldi. Ha, nereden? Valla bilmiyorum ki, maille falan gönderecek detaylarını da. Ya tamam, bölmeyin şu ya oyunu. Oyunu bitirelim. Ha. Bitirin zaten. Ben, tamam, ben de devam edelim diyorum zaten. Bir şey mi dedim? Al sana. Abi görev için mail göndermişler. Ben sana gönderirim. Sen bir araştır bakarsın. Planları hazırlarsın. Artık nasıl gireriz, ne zaman yaparız bir bakarsın ona ya. Tamam. Şimdi çok yoruldum. Gidince bakarım. O işler bende, rahat ol. Merak etme. Komet. Sen de artık ekipmanları falan ayarlarsın. Bakarsın duruma göre ne çıkarsa. Ekipman işini de sen çözersin. İyi. Güzel oldu. Denemek istediğim çok güzel bir alet vardı. Denk geldi bakalım. Ne alakası var oğlum? Gördüm, hoşuma gitti, aldım. Kimseyi ilgilendirmez. Nasıl kimseyi ilgilendirmiyor ya? Şu eski kafa yapısından artık bir çık be. Bu konunun nostaljiyle, eski kafalılıkla bir alakası yoktu Ali. Komet! Bak, tasarruflu. Tekrar kullanıyorum ben malzemeyi. Mekanik bir sıkıntı da yok. En önemlisini söylüyorum, sessiz. Aman! Ne yapıyorsan yap ya. Sivan'a nerede kaldı? Bir arasana şunu. Arayayım da. Gelir birazdan. Geç kalmaz biliyorsun. Geç kalmayı sevmez. Aha, orada işte geliyor. Hoş geldin. Eyvallah. Ya gelirsen yine bu taksiciler çıldırttı beni ya. Boş ver, her gün yaşadığın olay zaten ya. Tamam da bir kurtulamadım şunlardan ya. Aman boş ver, gel manzaranın tadını çıkar. Hakikaten nereden buldunuz da burayı? Çok iyi ya. Fena ya burası. İyi gelir ya, sabaha kadar uyumadım. Sabaha kadar niye uyumadın? Sivan! Sabaha kadar uyumadım çünkü mail gelmişti. Bilmem hatırlıyorsunuz mu ama. He, bizim iş. Ne oldu? Bir tarif alacağız çıkıyor. Ne tarifi ya? İçeriğini ben de bilmiyorum ama iş güzel. Birkaç tane dikkat etmemiz gereken husus var. Birincisi, bina kamera ve güvenlik sistemleriyle korunuyor. İçeride 3 tane güvenlik var. Bizim alacağımız kağıt en üst katta. Her katta kamera var. Onları ben hallediyorum zaten. En üst katın kapısı şifreli. Onu da çözdüm. Bir eksiğimiz yok. Sen zaten ekipmanları ayarlamışsındır. Yarın geceye doğru gidelim diyorum. Yarın halı saha maçım var oğlum. Neyse, maçtan sonra gelirim. Dur bir. Bir saattir buradayız ya. Böyle operasyon mu olur arkadaş ya? Biz bunun var ya karşılığında para alıyoruz ha bir de. Yazık olsun sana ya. Adam uyudu lan, adam uyudu. Uyusun. Niye uyuyor ki zaten? Birazdan adam döveceğiz. Bu herif uyuyor burada ya. Tamam, uyusun abi. Alo. Kalk. Hey, geldik. Şşş. Kendinde misin? Hadi. Uyandın mı sen? Hadi. Kapatıyorum. Kapat. Tamam. Thank you.
Sakin. Lan, kimsiniz lan? Sanki. Çök, sakin. Çök, sakin. Çök. Mi, elleri kaldır, çök. Nerede kaldın oğlum? Her seferinde aynı şey yapmıştım. Evet, hoş geldiniz. Biz kim lan? We are cooking man. Chocolate chip cookie by Double Tree. O senin arasan sürpriz. Double Tree ama ya şimdi gizli tarif değil mi? Aynen, bu biraz gizli bir tarif. Gördünüz, nasıl çaldığımızı gördünüz. Yani evet. Bu öyle ulaşabileceğiniz kolay kolay bir tarif değil. Çaldık derken? Çalmadık da görev icabı. Biz mecbur kaldık. Yakışanı ya. Simane. İyi dövdüm seni ama. Söyle. Benim boyun kırılması benim. Çok tatsız. Tık bir koyduk kafana. Nasıl kurtardım sizi? Balkona tırmanışın efsaneydi. Güzeldi, güzel lan. Film, filmimiz akıyor yani. Denedik. Bence güzel oldu. Bakalım. Filmi beğendiniz mi? Beğendiyseniz tabii ki bir like alır. Yani o kadar dövüşmemiş şeyler yaptık. Neyse. Neyse. Şu anda daha önemli bir konumuz var. Bunu yetiştirmemiz lazım. Aynen. Yapıp yetiştirip yarın teslim etmemiz lazım. Böyle mi duruyoruz? Abi. Malzemeleri, biz listeyi aldık zaten. Malzemeleri biliyoruz. Listeyi aldınız. Ben şimdi malzemeleri şöyle bir şuradan bir akıtacağım şöyle bir ince. Gramı gramına oraya. Gramı gramına. Kaç gram olduklarını unuttuk. Biz birazcık bundan önce hazırladık. Siz buraları böyle boşu boşuna. Boşu boşuna değil de. Zaten izlemiyorsun. Geçmeyin en azından. Yani hızlı yapalım diye. Malzemeler hazırlandı. Bu kakaoyu çırptık falan şimdi. Baştan malzemelerimizi söyleyelim. Koyacaktın ya oraya. Böyle. Tamam. Koyduk ama bir yandan da göstereceğiz onları. Tereyağı, şeker, esmer şeker, yumurta, şekerli vanilin, un, kabartma tozu, tuz, yulaf ezmesi, ceviz ve parçalanmış kakao. Sıralamayı zaten böyle dizmiştim. Zaten sırasıyla gidiyor. Sırayla gidiyor. Toz şeker ve esmer şekeri, normal şeker ve esmer şeker böyle ne denir ona? Çırpılmaz. Hafif kremalaşana kadar çırpacağız. Evet. Şeker, esmer şeker bir de yağ. Yağ değil. Ha, yağ, evet, ama yağ, buna bir yakın çekim düşünüyorduk ya. Çekmesek mi yakın çekim? Çekmeyelim ya. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bunu kremalaşana kadar karıştırıyoruz aynen, değil mi? Aynen. Evet. Abi vur ya. Şöyle tutalım biz. Gel gel beraber hep beraber gel. Yapıştır. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Çok iyi oldu. Lan ne güzel oldu. Yerim kız seni.
İşte ben tarifin fotoğrafını çekmiştim. Telefonu bir ver de bakayım. Al da bir bak. Yumurta kıracağız şimdi ya. Evet. Arkadaşlar bu arada bu haftaki videodaki sponsorumuz Minglo App. Minglo App. Minglo App mi? Allah Allah. Sponsor aldım ben, haberiniz yok musun? Minglo App'i şimdi şu kenarda fotoğrafını göreceksiniz. Online kart vizit. Minglo App'i indirin. Şirketlerinizi tanıyın. Online kart vizit ileride normal kart vizit kalmayacak. Minglo App. Siz de Minglo App değil. Minglo App. Minglo App. Tamam. Burada bir ufak bir sponsorluğum vardı. Kaç 20 lira mı al? Dur bir kahve. 2 gram al. Ya yani. Gram önemli kardeşim. Al ya gitti. Neyse. Tamam yumurtanın biraz... de gider ya. Yumurtayı kırıyorum o zaman. Yumurta, iki tane yumurta kıracağız şimdi. Ya elini falan beni, sürme senin keşke. Beni de biliyorsun. Oğlum ellerimi bir saat yıkadım kardeşim. İşte demek ki ne kadar pisti bir saat yıkadım. Hayır. Yeterli. Hiç sıkıntı kalmadı. Ben mesela hiç yıkamadım. Elini yıkamayacak ha. Elinin tadını vereceksin ya. Poşurtlu bir logboard. Evet yumurtamız kırıldı görüyorsunuz. Bir iki tane burada secret ürün var. Onları söyleyemeyeceğiz maalesef. Çünkü yoksa bizi içeri alırlar. Gerçekten gizli tutuyorlar. Dış minnaklar. Ya ama bak, eğer... Dış minnaklar değil ya. Bu dış Double Tree'nin üpünlü paylaşılmayan tarifi. Kimsenin tarifini bilmediği cookie. Biz bunu nereden bulduk? Pandemi zamanında Double Tree Hotel bunu paylaşmış. Ama şu anda paylaşılıyor mu? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da bunu bizimle paylaştı. Buradan Elif'e de çok selamlar. Elif. Aslında tadım için İsim Elif'i vermiyoruz. Çağıracak. Elif'e göndereceğiz. Tadım için evet, çekeriz tadım onu. Tadım için göndeririz onu. Belki bir tane saklarız ama Elif gelmeyle. Bu video yayınlandıktan sonra burada ol. Yumurtayı da içerisine kırdıktan sonra efendim karıştırıyoruz. Güzel mikser yardımıyla bu kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Üstüne ununu ekliyoruz. Zaten sıralı bir şekilde bütün ürünleri sıra sıra ekliyoruz. En başında söylediğimiz gibi. Şimdi hemen peşine yulafımız geliyor. Bunların hepsi gram. Dikkatli olalım. Cevizlerimiz geldi. Ve geriye kalan parçalanmış çikolatalar. Bu çikolatayı yaparken dikkat edin un gibi değil. Aynı bu şekilde olması lazım. Karıştır 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 ve videoya kaldığı yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Makine çortlu. Makine garip sesler geliyor. Tamam dur gerisini elle devam ediyoruz. Zaten o şeylerin... Zaten orada öyle yapılmıyor. Öyle öyle. Zaten yapılacaktı. Zaten bununla daha iyi oluyor. Elle gitmek lazım. Zaten. El el. Zaten diyecektim. Oo bayağı çiğ köfteye döndü. Burayı elle mi yoğuruyordu? Sen... Yoğurma yok normalde ya. Bu karıştıracaktık işte şununla. Şununla mı? He. Dayanamadı alet. Çok yoğun oldu. O zaman oldu demek ki bu. Niye belimiz ağrıdı lan bu kadar? Masa alçak herhalde. Yok. Yüksek boylu gibi oldu. Alçak masa. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz bu hepsi birbirinden bunları oldu ama bir böyle kurabiye haline getirip tepsilere dizdik. Toplamda yaklaşık şöyle bir baktığın zaman 30 adete yakın var. Şimdi bunları fırına gönderiyoruz. 150 derecede pişmiş, ısınmış bir. 150 derece ısınmış fırına kaç dakika? Kaç dakika? O yaklaşık 23 dakika bak. Matematik konuşuyor. Ama istiyorsan bir bak net olsun. Net olsun. Onu zaten o kenara koymayacağım. Önceden ısınmış fırında 23 dakika pişiriyoruz. Tadım müthiş. Harbi mi? Ya bu ne pislik ya. Valla pislik bu şu anda. Biraz sonra ısınmış fırında yiyeceğiz işte. Tamam o zaman götürelim fırına. Hadi aynen diyorum. Bunları fırına götürüyoruz. Sonra hop. Denemek için buradan buluşuruz. Onu aşağıda konuşalım. Bakalım. Şimdi biz bunu bir fırına gönderelim. Oo, bunlar kabarmış. Eyvah yayılmış mı? İyi ya. Bayağı kabarmışlar. Aa! Oğlum niye yedin? Dayanamadım. Arkadaşlar, kukilerimiz çıktı. Ses. Müthiş görünüyor. Hani gerçekten müthiş görünüyor. Şöyle yakın görürsünüz gerçi de şöyle de göstereyim. Bayağı yani hakikaten şu anda... Oldu ha?
Biz gerçi yiyelim mi birer ya tane, yoksa bence bir tane yiyelim zaten. Birer tane yiyelim ya. Ben bir tane her türlü yerim. Adama kaç tane götürecektik? Adam? Ha, adama götüreceğiz, milleti tatlıracağız. Tamam, adama bir tane götüreceğiz. O tarifi okeylesin yeter ya. Ben şu senin kırdığına... Bir tane yiyin ya. Bir tadına bakalım. Tadı güzel. Biraz ben... daha soğuması lazım. Ben. Aynen, hiç de daha soğuk. Bunu ısıcakken yemek güzel. Bu ne be? Yalnız Starbucks'ın cookie'ye baya benziyor. Daha çikolatalı, daha fazla çikolatalı. Malzemesi daha yoğun. Ama işte o gizli madde. Bambaşka bir yere taşımış mevzu. Biraz da güzel adlandı. Şunun elinden bir minik attım. Baya güzel ya. Gerçekten güzel. Çok iyi. Arkadan aldın da o gizli maddeyi. Bir de diyette yeme. En iyi yorumu yazan arkadaşa bu cookie'yi ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. En iyi beğenene de bu cookie'yi ücretli gönderiyoruz. Epeydir yoktuk. Kadın. Bir yaz tatili gibi bir ara verdik. Bundan sonraki süreçte inşallah gülmesin de yapacağız işte. Siz bizi bundan sonra görün. Ya bundan sonra görün derken işte daha güzel videolarla inşallah devam etmeyi düşünüyorum. Sizin de desteklerinizle tabii. Kadir sadece yiyor. Bir şey diyeceğim, bir kahve olsa var ya yanında şu an. Bir de çikolatası çok iyi ya. Evet, ben bu kadar güzel görüntülü bir şey çıktığını düşünmüyordum açıkçası. O yüzden kendimizi tebrik ediyorum. Hakikaten çok iyi oldu ya. Elif'e ayrıca teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu videonun sponsoru Mugo App. Minglo App. Pardon. Minglo App'de. Kadir Bey, ne diyorsunuz bu işlere? Setlere kiraladık. Setlere kiraladık.com. Bu. İki sponsor aldık. Ve Tenta reklamı da. Ayrıca buradan kurabilir inşaat. Şu an bir tane daha yemek bak, istiyorum da ağır gelecek. Şöyle yapalım kadın. Bir tane küçüğü üçe bölün. He bak şu olabilir. Şu küçüğü üçe bölebiliriz. Şu küçüğü mü? Ha büyük. Onu yoruma vereceğiz. Büyük. Pardon. Bu en iyi yoruma gidecek. Şu muydu? Şu boştaysa. Ya bu iyi. Şu boştaysa. Sen büyük mü yemek istiyorsun? Ben istemiyorum ya. O zaman kapatalım. Yani abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bunlar bizim için önemli. Nefret ettim bu işten. Hangisinden? Herkesin bir beğenin, bir abone olun yalvarışından gerçekten nefret ettim. Ama yapacak bir şey yok. İnsanlar bana şey oldu, destek amaçlı, işte. Destek amaçlı. Öyle de bana biraz hani bunu özellikle isteyene abone olasım geldi. Bak ya. Eti kırdı bir tane daha. Mecbur uça böldü. Soğudukça güzelleşiyor. Var ya 10 dakika sonra makine. Oğlum çok iyi lan. Malı getirdiniz mi gençler? Getirdik efendim. Aferin çocuklar, elinize sağlık. Nasıl gerçekten? Evet çok güzel. Tamam. Bilim. Şeker oranı süper. Ben çok şekerli sevmem. Onun için harika. Müthiş. Müsaadenle ben bunu tek atıyorum abi. Müsaade. O zaman müsaade senin. Süper olmuş. Elinize sağlık. Tamam müthiş. Müthiş bir sunum. Bir koku testi. Of bayağı iyi bu arada. Çikolata. Anlatıyorum. Nasıl? Zaten kırılmayacak. Sarımsı etkisi olacak. Çünkü esmer şeker var. İçi ıslak. Güzel. Bir meyve gibi bir şey de var içinde sanki. İşte onlar hep gizli sırlar. Hani bir reklam var ya, şey yapıyor. Tell me, what can I do?
Harika olmuş, mükemmel. Yıkılıyor. Mükemmel tadı var. Büyükannemin... Büyükannemin kurabiyelerinden bile çok güzel. Vallahi büyükanne kurabiye mi? Çok güzel. Patates. Önden misiniz? Canınız mı sıkılıyor? Yiyin kurtarın. İlaç. Murat'ım çay söyler misin? Çayla daha güzel. Murat'ım çay alabilir miyiz? Oh.